şarabı, ayakta mı şarabı? Anlamadım. Masayı kaldırmışlar mı? Ha, sordular mı? Vallahi duydum. Konuşmacımızın sesi gelmeye başladı. Değerli konuklar. Tamam değil mi? Başarız. Değerli konuklar, sevgi ve saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın düzenlemiş olduğu yeni bir seminerle daha karşınızdayız. Ben Ali İhsan Topçu, Tesmer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Arkadaşlar bu seminerin sunumu görevini bana verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu dönem Tesmer'de birlikte görev yaptığım arkadaşlarım ve tüm odamız adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli meslektaşlar, bildiğiniz gibi bugünkü seminerimizin ana başlığı teknoloji geliştirme bölgelerinde vergi ve muhasebe uygulamaları. Biz semineri planlarken şu başlıkları öne çıkartmayı düşündük. Tabii ki bu başlıkları sizden gelecek olan katkılarla daha da çoğaltabiliriz. Öncelikle gelir ve kurumlar vergisi yönünden istisnanın nasıl uygulandığına bakacağız. İkinci başlığımız ücretlerdeki vergi istisnaları ve SGK prim destekleri. Üçüncü başlığımız Ar-Ge yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki istisnalar. 4. Doğrudan sermaye destekleri. 5. Girişim sermayesi uygulamaları. Bu bizim son başlığımız. Bu başlığı sunduktan sonra sunumumuz bitecek ve arkasından soru ve görüşler bölümüne geçeceğiz. Değerli meslektaşlar, bugün bize seminer konumuzu değerli bir üstad, yeminli mali müşavir Ali Kara anlatacak. Kendisini uzun uzun size anlatmama gerek yok sanıyorum. Sizler onu yakından tanıyorsunuz. Bu sıralardan geçmiş, bu kürsülerde yer almış değerli bir meslek insanı kendisi. Kendileriyle yeniden bu çatı altında bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler adına kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben sözü Sayın Ali Kara'ya bırakmadan önce her zaman olduğu gibi açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkan. Evet arkadaşlar, yeni bir eğitimde beraberiz. Her eğitimde söylediğim gibi aslında bizim bu dönem belirlediğimiz 6 önemli konu vardı. Bu 6 önemli konunun 5.'si de Sayın Ali İhsan Topçu'nun söylediği gibi bizden biri, içimizden biri olan yeminli mali müşavir ama abimiz Sayın Ali Kara tarafından sunulacak olan teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklardaki vergileme ve muhasebe uygulamaları. Bu alanın ben meslektaşlarımız açısından çok önemli olduğunu, uygulamaların önümüzdeki dönemde hızlanacağını, verimli bir seminer olması gerektiğini düşünüyorum. Üstadımıza da bize katkılarından dolayı şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz için verimli bir seminer olsun. Hepimiz için verimli bir hafta sonu olsun diliyorum. Başarılı bir seminer diliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Seminerin sunumu için Sayın Ali Kara'yı davet ediyorum. Buyurun Sayın Kara. Teşekkür ederim Ali İhsan Bey. Sevgili meslektaşlarım, sizleri sunuma başlamadan önce saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ali İhsan Bey'in dediği gibi ben de bu sıralardan geçtim. Mali Müşavirler Odası'nı ben mesleki açıdan bir aile ocağı olarak gördüm hep. Çünkü meslekte
eğitim açısından ve mesleğimi geliştirmek açısından edindiğim tecrübelerin tamamı bu sıralarda yapılan etkinliklerin ve eğitimlerin mümkün olduğu kadar kaçırılmaması sayesinde oldu. Ayrıca 6 yıl boyunca da odamızda, yani Mali Müşavir Odası'nda TESMER'de görev yaptım. 1990 yılından 2003 yılı sonuna kadar bu odalarda sizlerle beraberdim. Şu anda da Mali Müşavir Odası'nı o günden bu yana sürekli eskiden olduğu gibi takip etmeye de devam ediyorum. Yine Ali İhsan Bey'in dediği gibi bugün anlatacağım konuları özetle bahsetti. Ayrıca öncelikle şunu vurgulayayım. Katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Nedeni şu: Bursa'da yaklaşık 5000 tane firma var. Ancak teknoloji en azından birinci teknoloji geliştirme bölgesinde yaklaşık 180 tane firma var. Doğru mu Ömer Bey? 180 tane firma var. Dolayısıyla teknoloji geliştirme bölgesiyle ilgilenen meslektaşlarımız az sayıda olmasına rağmen katılım oldukça yüksek. Onun için teşekkür ediyorum ben. Sunumum esnasında sonunda soru tabii ki sorabilirsiniz ama sıcağı sıcağına da ihtiyaç duyulduğunda soru sorulup birlikte şey yapabiliriz, tartışabiliriz. Öncelikle kazançlar, teknoloji geliştirme bölgesinde elde edilen kazançlarla ilgili gelir ve kurumlar vergisinden bahsedeceğiz. Gelir ve kurumlar vergisi kazancından bahsederken bu konuda müşterilerinizin işini yaparken öncelikle şunu düşünmemiz gerekiyor. Müşterim projesini yaptıktan sonra satıyor ya da kiralıyor mu? Ya da projesini yaptıktan sonra gayrimaddi hakkı kendisinde kalarak seri üretim faaliyetinde bulunup bunu birden fazla kez mi satıyor? Yani seri üretim mi yapıyor? Ya da yaptığı projeyi başkasının adına mı yapıyor? Yani sipariş üzerine mi yapıyor? Bunun ayrımını yapmamız lazım. Bazen özellikle şimdi Ar-Ge'de çok net belli belki de seri üretime prototip elde edildikten sonra yapılan satışlar artık seri üretim satışları olduğu çok net bir biçimde bilinmekle beraber yazılımda bazen bu ayrımı yapmak biraz zor oluyor. O nedenle dediğim gibi 3 Teknokent'te elde edilen 3 kazançtan hangisi bizim mükellefimizde, müşterilerimize aittir diye öyle başlamak gerekiyor. Çünkü istisna edeceğimiz kazancı o kazanç ayrımına göre hesaplamamız gerekiyor. Hepsinin hesaplaması, üçünün de hesaplaması birbirinden farklı. Şimdi 4691 sayılı kanunun, yani teknoloji geliştirme bölgeleri kanunun 2. maddesi gereği teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır der. Ancak şöyle denmesi daha doğru. Özellikle 19 Ekim 2017'den sonraki değişik,
2020'den sonra teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde elde edilen kazançlar istisnadan faydalanır demek daha doğru. Çünkü ilk cümle bizi yanıltıyor. Orada elde edilen kazançların sanki %100'ü istisnadan faydalanır gibi bir algı oluyor. Öyle değil. Mesela az önce söylediğim 3 kazanç türünden biri neydi? Sipariş üzerine, biri seri üretim, öbürü de gayri maddi hakla birlikte satmak ya da kiralamak işte. İkisinde istisna tam değil, sadece birinde, o da sipariş üzerine yapılan Ar-Ge'de kazancın tamamı istisna, geri kalan da mutlaka hesaplama yapmak gerekiyor ve tamamı istisna değil. Tabii istisnadan faydalanmak için gerekli şartların biri teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi, ayrıca kazancın buradaki Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilmiş olması, bir de eğer şube şeklinde çalışılıyorsa bölge içi ve bölge dışı kazancın ayrı ayrı hesaplanması gerekiyor kayıtlarda. İstisnadan faydalanabilmemiz için. ...19 Ekim 2017'den... önce kurumlar açısından istisnada %100 istisnadan bahsetmek çok daha kolay idi. Orada o zaman iki kazanç, biri sipariş üzerine, öbürü de projenin doğrudan satışında %100 istisna vardı. Fakat 19 Ekim 2017'den sonraki, artık bundan sonra hep o uygulanıyor. Bir kere patent ya da yapılan Ar-Ge ve projesinin patent ya da patente eş değer bir belgeye dayandırılması koşulu getirildi. Dolayısıyla Ar-Ge ve tasarım faaliyeti bitince mutlaka patente eş değer bir belge alınması gerekiyor. Nedir bunlar? Patente eşdeğer belgelerde işte faydalı model belgesi, tasarım tescil belgesi, telif hakkı tescil belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgelerden birini almak gerekiyor. Yazılım faaliyetlerinde ise telif hakkı tescil belgesi gerekiyor. Bu belgelerden herhangi birini almak koşuluyla istisnadan faydalanabiliyoruz. Peki bu belgeyi ne zaman almamız gerekiyor? Bu projeyi bu satıştan önce mutlaka bu belgelerle ilgili bir başvurunun yapılması şartı var. Kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce. Ancak belli, tabii ki. Bununla ilgili belirli bir tutar getirildi yanlış hatırlamıyorum. Efendim? Bu patent ile ilgili zannediyorum belirli bir tutar getirildi. Tabii ki. Ancak belli ölçekteki firmalar için, ki genellikle teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan firmalar bu ölçekten küçük oluyor. Daha küçük firmalar oluyor. Çünkü büyüyünce Ar-Ge merkezi olup dışarıya çıkma ihtiyacı duyuyorlar. Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle gayri maddi haklardan elde edilen yıllık brüt geliri 30 milyon Türk lirasını ve dahil olduğu şirketler grubunun toplam net satış hasılatı 200 milyon Türk lirasını geçmiyorsa bu firmalar bu patent ya da patente eşdeğer belge almak yerine proje bitirme belgesi alarak da istisnadan faydalanabiliyor. Ki
gördüğüm kadarıyla Teknokent firmalarının %99'u diyeyim mutlaka buna ihtiyaç duyan büyüklükte firmalar da var ama benim gördüğüm kadarıyla 2011 yılından beri %99'u proje bitirme belgesiyle istisnadan faydalanabiliyor. Proje bitirme belgesini de kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar başvuru yeterli. Belgenin elimize geçme şartı yok. Başvuru yeterli. Kurumlar vergisi, ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar başvurmak gerekiyor. Hocam bu proje bitirme belgesi UNTEK mi veriyor? Proje bitirme belgesi elektronik ortamda yönetici şirkete başvuruluyor. Yönetici şirket tarafından bakanlığa iletiliyor. Bakanlık izin verip yönetici şirket tarafından şeye veriliyor. 2017 öncesinden de biten var. Hala efendim? 2017 öncesi biten projem var. Ama hala satılmadı. 30 Haziran 2021 yılına kadar 2017'den önceki projeler eski uygulamaya tabiydi. 30 Haziran 2021'den sonra artık onlar da proje bitirme belgesi almak zorunda. Bakanlar Kurulu şeyine tabiler. Artık eski sistem, yeni sistem yok. Tamam, burada limit yok. Burada 30 milyon limit yok değil mi? Proje efendim, bitirme, yok proje bitirme belgesi. 30 milyon limiti değil. Değil, hayır. Zaten 30 milyon limitin altındakiler proje bitirme ama 30 milyon üstün şey, 30 milyon altında olmasına rağmen ben patent ya da eş değer belge alacağım derse de firma ona bir itiraz yok. Evet, evet. Evet, evet. Evet. Bu arada proje bitirme belgesini yani patent ya da patente eşdeğer belge sistemini gerektiren kazançlar sadece şeyler projenin gayrimaddi hakkı ile beraber devredilmesi ya da kiralanması durumunda proje bitirme belgesi gerekiyor. Eğer sipariş üzerine proje yapılıyorsa öyle bir koşul yok. Ya da projeyi yaptık, gayrimaddi hakkı bizde kalmak üzere seri üretim yapıp satıyoruz. Orada da proje bitirme belgesi koşulu yok. Ama genellikle firmalar proje yapıyor. Projenin sonunda proje bitirme belgesini istiyor. Bence de istemeleri gerekiyor. Çünkü evet projeyi yapıyoruz, gayrimaddi hakkı bizde kalarak seri üretim yapıyoruz ama günün birinde gayrimaddi hakkı ile beraber bizden iyi bir bedel ödeyerek satın almak isteyen biri olabilir. O durumda proje bitirme belgesi gerekiyor. O nedenle her Teknokent'teki her firmanın proje bitiminde proje bitirme belgesi almasında yarar var. Şimdi proje bittikten sonra projenin satışı ya da kiralanması durumunda kazancın hesaplanması durumu var. Kazanç hesaplarken de nitelikli harcamaların toplam harcamalara bölünmesi ile bölünmesi şeklinde elde edilen bir oran nispetinde oluyor. Dolayısıyla kayıtlarımızı tutarken nitelikli harcamalar, toplam harcamalar ayrımını hesap planımızda yapmak gerekiyor. Eğer bunu yapmaz isek, zaten projeler kısa sürede bitmediği için, çoğu zaman bir yıl, iki yıl sürdüğü için, gelecekte satış yaparken geriye dönüp bu harcamaları tespit etmek zor. O nedenle mutlaka proje sürerken bu ayrımı yapmakta fayda var. Nitelikli harcamalar ARGE projesi için doğrudan gerekli olan harcamalar bir de
ilişkisiz kişilerden sağlanan fayda ve hizmetlerden oluşmakta. Bu harcamalardan aktifleştirilmesi gereken harcama varsa amortismana tabi tutulmadan önceki tutar dikkate alınır. Biraz sonra basit bir örnek yapacağız. İlişkili kişilerden bahsedeceğim. Şöyle, ilişkisiz kişilerden alınan dedim ben. Evet. Ancak sıra sormuşken söyleyeyim. İlişkili kişilerden sağlanan fayda hizmetler de Avrupa Birliği'ne üye oluncaya kadar o harcamalarda sayılıyor. Avrupa Birliği'ne de yakın zamanda üye olma ihtimalimizin zayıf olduğunu düşünürsek onlar da nitelikli harcamalar kısmına girmeye devam edecek. Faiz giderleri ve bina maliyetleri hem toplam harcamalara hem de nitelikli harcamalara girmez. Ancak gayrimaddi hak satın alma bedelleri nitelikli harcamalara girmemekle beraber toplam harcamalara girer. Çok karıştı değil mi? Toplam harcamalara girer. Evet. Evet, şimdi basit bir örnek yaparsak şimdi X AŞ'nin Ulutek'te 20 Ekim 2022 tarihinde başlattığı proje için yapılan harcamalar gayrimaddi hak ile doğrudan bağlantılı giderler 150 bin, ilişkisiz kişilerden sağlanan hizmet bedeli 25 bin, yurt içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmetler toplamı 50 bin, faiz giderleri 20 bin, gayrimaddi hak satın alma bedeli 20 bin. Ha, bu arada en sonunda bu oranlama sonucunda elde ettiğimiz oranın %30 arttırarak istinadan faydalanabiliriz. Onu da yapınca yine göreceksiniz ama ancak toplam harcamaları aşmama koşuluyla. Şimdi bizim giderlerimiz bunlar. Faiz giderini burada yazmış mı? Az önce dediniz de faiz giderini yazmış. Efendim ben de onu soracağım. Örnek yapıyoruz şimdi burada. Faiz gideri de olmuş. Olmuş da biz şimdi mali müşavir olarak hesaplama yapacağız. Bu faiz giderini koyacak mıyız, koymayacak mıyız ki koymayacağız diyorsun haklı olarak. Şimdi burada gayrimaddi hak ile doğrudan bağlantılı giderler. Nitelikli mi değil mi? Nitelikli. Yani paya yazacağız. Bir pay var, bir payda var. Pay nitelikli harcamalar, payda nitelikli olmayan harcamalar. Dolayısıyla paya yazılacak o. Peki ilişkisiz kişilerden sağlanan hizmet bedeli nedir? Yazılacak mı? Paya yazılmayacak mı? Ne zamana kadar? Avrupa Birliği'ne girinceye kadar. Yurt içinde yerleşik ilişkisiz kişilerden sağlananlar zaten yazılacak. Yurt içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmetler Avrupa Birliği'ne üye oluncaya kadar yazılacak. Faiz gideri yazılacak mı nitelikli harcamalara? Nitelikli harcamalar da yazılmayacak. Toplam harcamaya da dahil edeyim. Hiç şeye istisnayı hesaplarken hesaba katmayacağız. Gayrimaddi hak satın alma bedelini bir yere koyacak mıyız? Koyacağız. Onu da nitelikli harcamalara değil, toplam harcamalara koyacağız. Böylece nitelikli harcamaları. Hocam özür dilerim. O faiz şu an hükümet kuşlarında yatırım yapmak için genelde kredi kullanıyor ya. Evet. Yüklü miktarlarda da oluyor. Olabilir. Faiz giderini neden o
Kanun yapıcı öyle yapmış. Evet. Şey, biraz sonra daha ilgincini göreceğiz şimdi seri üretimde. Yani kanun yapıcı öyle yapmış. Evet. Vallahi burada yine kolay, en azından koymayacağımızı biliyoruz da bazı yerlerde de ne yapacağımızı bilemeyeceğimiz bir ifadeyle karşılaşacağız. Doğru. Doğru. Orantılı olarak yatırımlar yapıyor. Evet. Doğru. Projeyi öz sermaye ile yapacaksınız diyor. Öyle oluyor. Evet. Nitelikli harcamalar gördüğünüz gibi bir ilişkili ve ilişkisiz kişilerden yapılan fayda ve hizmetlerle 150 bin lira gayrimaddi hak için harcanan bedeller vardı. Paya onu yazıyoruz. Paydaya da hem bunları yazıyoruz, bir de ne vardı? Gayrimaddi hak satın alma bedeli vardı. 100 bin lira. Onu ilave ediyoruz ve bulduğumuz rakam %69. %69 bulduk. Ancak bizim bir %30 arttırma hakkımız vardı. %30 arttırdığımızda da nereye şey yapıyor? Tabii %30 nitelikli harcamaları arttırıyoruz. Bizim istisnada yararlanacağımız oran ne çıkıyor? %90 çıkıyor. İlk başta söylediğim birinci cümlede teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlanan kazançlar istisnadır ama daha doğrusu istisnadan faydalanır demek daha doğru dememin sebebi bu. %100 istisna değil. %100 istisna değil. %90 istisna. Ha, bu rakamı bazen %85 bulursunuz. 90-95 bulursunuz. Ama hiçbir zaman %100 olmaz. Kiralama ya da proje satışında. Bu nitelikli harcamalar, nitelikli olmayan harcamaları bir tabloda topladım. Kolaylık olsun diye hani hesaplama yaparken sunumu bırakacağım. Alabilirsiniz. Ayrıca benden de isteyebilirsiniz. Evet. Bir başka kazanç türü de ne vardı Teknokent'te? O da sipariş üzerine yapılan projelerdi. Ki en kolay kazanç hesaplama yöntemi ve en rahat bilançoya gönül rahatlığıyla ben doğru yaptım diyebileceğimiz alan burası aslında. Eğer proje sipariş üzerine yapılıyorsa elde ettiğiniz gelirler gelir. Bununla ilgili yaptığınız giderler gider. Aradaki fark ne olursa olsun %100'ü kurumlar vergisi ya da gelir vergisi mükellefi isek istisna oluyor. İstisna oluyor. Sipariş üzerine yapılan projelerde. Örneğin Ulutek'te faaliyet gösteren XAŞ sipariş usulüyle YAŞ adına ARGE projesi yapmıştır. Projenin mülkiyet hakkı YAŞ'ye yani siparişi verene aittir. XAŞ'nin siparişle yaptığı proje için elde ettiği gelir ve gelir kurumlar vergisinden istisna olacak. Bu kazanç da sipariş üzerine yapılan bu projeyle ilgili kazanç da 19 Ekim tarihindeki Bakanlar Kurulu kararına tabi olmadan ve proje bitirme belgesi olmadan istisnadan faydalanabilir. Sipariş usulünde yaptığı ARGE ile ilgili çalışmayı tek faturada mı faturalaması gerekiyor? Yoksa mesela birinci faz, ikinci faz diye yaptığı zaman bir şey fark ediyor mu? Evet, iyi bir soru.
şöyle, özellikle sipariş üzerine yazılım projeleri yapılırken sık sık avans ödemesi alınıyor. Karşı taraftan avans ödemesi alınıyor. Avans ödemelerinde bildiğiniz gibi fatura düzenleme zorunluluğu yoktur. Ancak fatura istendiği durumda fatura vermenizde de bir sakınca yoktur. Ancak orada faturada avans ödemesi olduğunu belirttikten sonra faturanızı düzenleyebilirsiniz ve teslim edilinceye kadar, proje teslim edileceği vergilendirme dönemine kadar gelir tablosu ile ilgilendirmezsiniz. Tamam. Efendim? Hak ediş gibi. Evet, evet. Hı hı. Gelecek aylarda, gelecek yıllarda elde edilecek gelir hesabında takip edilir. Evet. Hı hı. Teslim ettiğimiz zaman, ettiğimiz zaman tabii gelir tablosu hesabına teşekkür ederim. Kaçar. Evet. Tasarım projeleri var. Çok yaygın değil teknokentlerde. Orada da istisna konusunda çok karıştı. Bir öyle olacak dendi, bir böyle olacak dendi. Ben basit olarak söyleyeyim size, fazla karıştırmadan sunumdan bakabilirsiniz. Tasarım projelerinin satışı ya da kiralaması kiralamasında istisna yok. Tasarım projelerinin seri üretiminde istisna var. Seri üretim yapıldığında o kadar. Şimdi de şeye geçiyoruz. Seri üretim ürünlerin seri üretime tabi tutularak pazarlanması. Dediğimiz gibi bir proje satışı ve kiralanması bir kazanç şekliydi. Siparişlerine yapılan projelerin teslimi de bir kazanç türü vardı. Son olarak da teknoloji geliştirme bölgesinde geliştirilen bir projenin seri üretime tabi tutularak satılması var. Şimdi seri üretimde, şimdi Ar-Ge projesinde daha rahat kavrayabiliyoruz. Seri üretim nedir diye. Ar-Ge projesinde prototip ortaya çıktıktan sonra gayrimaddi hakkı, patenti, her neyse bizde kalmak, yani projeyi yapanda kalmak suretiyle çoğaltılıp satılmaya başlandığı an artık seri üretime başlanmış demektir. Burada yazılımda seri üretimin ne zaman başlayacağı konusunda tereddütler oluşuyor. Orada da şöyle düşünmek lazım. Yazılımın geliştirilip CD ortamında bir kişiye birden fazla kişiye satılmaya başlandığı, ister elektronik ortamda ister böyle işte CD şeklinde satılsın, seri üretimin başlandığı varsayılır. Orada da seri üretimde de bizim en sorunlu durum burası aslında. En sorunlu alan burası, gri alan. Hata yapmaya çok müsait, yoruma çok müsait. Şimdi seri üretimde kazancın hesaplanmasında yasa demiş ki seri üretim şeklinde yapılan satışlarda o satışlara ilişkin gayrimaddi hakka isabet eden bedel ayrıştırılacak, vergiden istisna edilecek, pazarlama faaliyetiyle ilgili gelir vergilendirilecek diyor. Nasıl yapılacak bu? Kurumlar vergisindeki transfer fiyatlandırması yöntemlerini referans olarak almış. Demiş ki transfer fiyatlandırması yöntemlerine göre bir hesaplama yapacaksınız.
gayrimaddi hakka hesap edilen bedeli bu hesaplamaya göre ayrıştırıp vergiye tabi tutmayacaksınız. Geri kalan vergiye tabi tutacaksınız. İşte maliyet bedeli, yeniden satış bedeli gibi bir takım yöntemler. Fakat bu yöntemlerden nasıl yararlanacağımız konusunda ne Maliye Bakanlığı'nın bir örneği, en azından ben görmedim, ne de herhangi bir akademisyenin bir çalışması bu konuda yok. Akademisyenlerin çalışmaları var. Onlar da bu işin mümkün olmadığı, Maliye Bakanlığı'nın daha basit bir yöntemle bunu izah etmesi gerektiği konusunda şeyler var, değerlendirmeler var. Bu konuda sıkıntı var. Şu duyumu alıyoruz. Vergi inceleme elemanları gayrimaddi hak bedelinin %80 civarında hesaplanmasını eleştirmediklerin duyumunu alıyoruz ama böyle de bir garanti yok. Dolayısıyla genellikle Teknokent firmaları işte %80 civarını vergiye tabi tutmadan geri kalanını vergiye tabi tutup öyle yola devam etmek istiyorlar. Ama şu da var. Evet, siz de böyle yapabilirsiniz. Biz de böyle yapıyoruz firmalarda. Ancak o %80'de direkt %80'i vergiden istisna ederim, eleştirilmiyor demeniz yetmiyor. O %80 konusunda mutlaka altında bir çalışmanız olması gerekiyor. Yani kendinize izah edebileceğiniz bir çalışmanın olması gerekiyor. Sanıyorum sıkıntı çıkmaz, %80 civarı, ama herhangi bir böyle ne benim ne bir başkasının verdiği bir garanti değil bu. Bu da biline yani. Ha, bu konuda herhangi bir vergi inceleme raporuna da rastlamadım. Hep arıyorum. Türkiye'ye genelinde arıyorum. Eğer varsa incelenmiş firmanız çok sevinirim. Edinmek isterim yani. Lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlar da kurumlar vergisi istisnasına dahil edilmektedir. Bu daha çok yazılımlar için. Şimdi şeyle ilgili, seri üretimle ilgili basit bir örneğimiz var. Teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin ürettiği yazılımların lisans satışından ve kiralamasından elde edilen kazançlar istisnadan yararlanacak. Ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların lisansa isabet eden kısmı istisnadan yararlanması mümkün olmayacak. Bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek kazançlar istisnadan yararlanacak. İlacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanmayacak. Şimdi yine Ulutek'te faaliyette bulunan X-AŞ Ar-Ge faaliyetinde bulunmakta. Şirket 2000 yılında Ar-Ge faaliyetini tamamlayarak, gayrimaddi hakkı kendisine bırakarak seri üretime geçmiştir. Şimdi seri üretimden dolayı 1 milyon 200 bin TL hasılat elde etmiş. Üretim maliyeti 500 bin, diğer giderler 120 bin. Dolayısıyla seri üretim kazancı 580 bin lira. Seri üretim kazancı 580 bin lira. Şimdi buraya kadar zaten işimiz hesaplamak da kolay. Hesapladık. Şimdi burada bu seri üretim kazancı nedeniyle, tabii Teknokent'in içinde yapılan seri üretim kazancından bahsediyoruz. Bu seri üretim kazancının içinde, bu 580 liranın içinde ne kadarı şeyden istisna olacak? Vergiden ne kadarı vergiye tabi olacak? Bunun hesaplanması gerekiyor. Burada da gayrimaddi hak bedelinin
Az önce söyledim ya, %80 civarının eleştirmediğini varsayıyoruz ama böyle bir oran yok. %85 olduğunu varsaydığımızda, diyelim ki hesapladık kendimize göre, firmada bir hesaplama yaptık transfer fiyatlandırmasına göre. Bu oranı neye göre belirlediniz? Bu oranı siz buluyorsunuz. Her firmaya göre değişebilir. Transfer fiyatlandırmasına göre oranı siz bulacaksınız. Sıkıntı burada zaten. Sıkıntı burada. Diyelim ki %85 çıktı. O halde 580 binin %85'i 493 bin. 493 bini çıkarım. Geri kalan 87 bin lira vergiye tabi olacak. 493 bin lira da teknoloji geliştirme bölgelerinde kazanç istisnası bölümüne, kurumlar vergisi beyannamesine yazmamız gerekiyor. Dediğim gibi burada sıkıntı şu transfer fiyatlandırmasına göre yapılacak hesaplama. Evet Ömer Bey. Ömer Bey, şimdi burada bunu ben de diyelim ki her seferinde seviyetinde versiyon değişikliğiyle bu aşılabilir mi? Efendim? Versiyon değişikliği yaparak seviyetinde. Ha şöyle, Ömer Bey diyor ki seri üretim değil de örneğin bir muhasebe programı yazdınız diyelim. Muhasebe programını eğer gayrimaddi hakkı ile satarsanız, o zaman nitelikli harcamalar, toplam harcamalar yöntemiyle kazancı hesaplaması kolay. Fakat bunu çoğaltıp satarsanız o zaman seri üretime giriyor. Dolayısıyla bu hesaplamayı yapmak lazım. Bu da riskli. Ömer Bey diyor ki her müşteriye satarken bir takım değişiklikler yaparak, yeni program satarak satsak olur mu? Olur. O zaman şu anlama geliyor. Siz her yaptığınız program için yönetici şirkete yeni bir proje sunacaksınız. Oradaki hakem heyeti de bu projeyi onaylayacak. O zaman her birini ayrı proje olarak satıp birinci yöntemle hesaplama yapabilirsiniz. Ne kadar mümkün bilmiyorum. mükellef gelecekte kurumlar vergisi istisnasında çıkan problemi düşünmez ama şunu düşünür. Ben yani bir şey yapmıyorum, her defasında hakem heyetine para mı ödeyeceğim bunun için diye isyan edebilir ama eğer mümkünse olabilir. Şeyi aşmanın şeyi olabilir. Bu konuda bu konuda her değişiklikte, mevzuat değişikliğinde mutlaka kolaylaştırıcı bir yöntemi bekliyoruz. Bu konuyla ilgili yönetici şirket vasıtasıyla Maliye Bakanlığı'ndan talepte de bulunduk ama yok. Ama şöyle de bir şey var. Böyle en azından ben 2011 yılından beri, Ömer Bey daha da önce değil mi? 2005'ten beri Teknokent'le ilgileniyor ama inceleme oranı çok az. Benim bir müşterim incelemeye alınmıştı. Sevindim ben. Sevindim. Ne çıkacak bundan diye, hani bir çıkarım elde edeyim diye. Pat diye vergi affı çıktı. Bir de zorladılar müşteriyi. Matra artırımı yap diye. Gene göremedik sonuçta. Evet. Hocam, şöyle bir katkı yapabilir. Transfer fiyatlandırmasına ve kardeşinin cevabı da olacak. Transfer fiyatlandırması dediği için ilişkili olmayan kişilerle alışveriş yapmak bizim oranımızı belirliyor. Efendim? Sadece o değil. Çünkü yok. Buradaki oran, onu oradan buluyoruz ya, nereden bulduğumuz... Yok, transfer fiyatlandırması... Örtülü sermaye falan değil. Transfer fiyatlandırması, hani yeniden satış yöntemi falan gibi yöntemler var ya, transfer, ondan bahsediyor. Orada bir hesaplama yapmak gerekiyor. Tabii o da bir etken. Ama tek başına bir etken değil yani. Bölgede faaliyete geçmeden önce başlatılmış
başlatılmış projelerimiz olabilir. Ya diyelim ki siz Teknokent'in dışında bir Ar-Ge projesine başladınız. Sonra projenin proje devam ederken Teknokent'te bir şube açtınız ve orada devam ediyorsunuz. Orada mutlaka Teknokent içinde elde edilen gelirle yapılan giderle Teknokent dışında yapılan gideri ayırmak gerekiyor. Orada da kısıtımız şu olmalı. Toplam harcamanın Teknokent içinde yapılan Teknokent içinde yapılan harcamanın toplam harcamaya oranlaması şeklinde bir hesap yaparak bunu ayırabilirsiniz. Ama firma olarak daha güvenilir bir hesaplama da düşünüyorsanız onun yapılmasında da engel yok. Örneğin iş gücü gibi. Sorularımızı mikrofonla sorabilir miyiz? Ben mikrofonu getiriyorum. Ben ilk defa karşılaştım. Nitelikli ve toplam harcama olayı 2017'den sonra getirdiğini ifade ettiniz. Şimdi benim şu anda takip ettiğim ki sizinle defa önce görüştük Software firması. Ben hangi firma? Software. Hı, anladım. Şimdi ben hesap planımda birebir nitelikli veya toplam harcama şeklinde tabi olmadan yapılan harcamaları, personel harcamaları ve buna benzer sadece birebir ilgili projeyle ilgili harcamaları hesap planında takip ediyorum. Siz burada nitelikli harcama ve toplam harcama denince ben şimdi kafam karıştı burada. Bence şöyle yapın. Zaten genellikle yapılan harcamalar %99'u bence nitelikli harcama şeyine giriyor bizim. Kaldı ki ve hocam ikincisi benim ilgili firmam Ulutek'te hizmet de veriyor. Onları ben kurumlar vergisi beyannamesinde zaten ayrıma tabi tuttuğum için kurumlar vergisi veriyor. Onda problem yok. Şöyle yapabilirsiniz. Siz onları zaten yıl sonunda aktifleştiriyorsunuz. 263'te takip ediyor. 263'te takip ediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla 263'ten yine 263'te yeni bir aktarım yaparak, birman yaparak çoğu nitelikli harcama ya onların. İşte ben orada takılıyorum zaten. Hangileri nitelikli harcama, hangileri toplam oranını nasıl yapacağım? Çünkü oran benim hepsi nitelikli diye düşünüyorum. Ha, nitelikli diye düşünüyorsan %100 diye düşünüyorum. Siz burada bir oran buldunuz ya 30'da ilave ettiğiniz 190. Ben hep tamam. Kafamda %100 diyorum. Öyleyse tamam. Öyleyse sorun yok. Sorun yok. Ha yani. 263'ün altında A projesi. Aynı öyle yaptım zaten. Yok, 2017'den önce de benim var hocam. Yine 263'ün altında A projesi nitelikli harcamalar deyip nitelikli olmayan harcamalar da deyip ama onu boş bırakın. Günün tamam. Birinde böyle bir harcama kalemi çıkabilir karşınıza. Tamam hocam. Hı. Teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ olun. İstisna kazancı mutlaka diğer istisna edilen kazançlarda da öyle aslında. Teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnasından yararlanacak olan geliriniz ve giderinizi mutlaka hesap planınızda ayırıma tabi tutunuz. Zaten şu anda hem yönetici şirkete yapacağınız bildirimlerde hem kurumlar vergisi beyannamesinde sistem zorluyor zaten. Eğer o ayrımı yapmazsanız zorlanırsınız. Bazen Teknokent firması ile yeni karşılaşmış arkadaşlarımızdan böyle kurumlar vergisi beyannamesinin son gününde saat 4'te telefonlar alıyorum. Ve o telefonla halledilmeye çalışılıyor. Çok zor. Yani o duruma düşmeyin diyorum. Evet. İstisna faaliyetler zararla sonuçlanırsa ne olacak? İstisna faaliyetler zaten
kar varsa vergi yok, zarar varsa da vergiye tabi olan diğer kazançlarla ilişkilendirilmez. Onlar kanunen kabul edilmeyen gider olacak. Ona da dikkat etmemiz lazım. Olağan dışı gelir elde edebiliriz. Şeyde, Teknokent içinde. Olağan dışı geliri de istisna kazancı dahil etmeyeceğiz. Mesela faiz gideri ve kur farkı, bu sık soruluyor Teknokent'teki firmalarda. Çünkü dışarıdaki firmalarda faiz gideri de kur farkı da dışarı kazancın hesaplanmasında gider olarak alınabiliyor. Ancak Teknokent'te faiz gideri ve kur farkı istisnaya dahil edilmez. Faiz gideri, özür dilerim. Faiz gideri ve kur farkı gideri. Ömer Bey bir şey söyleyecek. Faiz geliri demekse de işte faiz, efendim. Geliri dediniz de geliri. Ha geliri, evet. Yani. Faiz geliri. Abi, evet. Faiz geliri. Faiz geliri. Burada yani Ali abi, deminden beri işte anlattıkları da gerçekten daha bu hale daha eksik yanları var maalesef bu yasanın. O kadar da çok değişen bir yasa değil ama yani ne bileyim, bazen benim işte yani attığın taş ürküttüğün kurbağaya değer mi tipi gibi böyle şeyler de geliyor diyelim ki ister istemez. Ali abi de tabii ki doğru olarak yasa ne diyorsa onu anlatıyor. Mesela bunda kur farkında arkadaşlar proje döviz bazında proje. Bakın Avrupa Birliği projesi döviz bazında, para dövizden geliyor. Tamam mı? Ve belli miktarda, yüklü miktarda da döviz olabiliyor. Bunu halen bunun bir şekilde burada da baktığın zaman kur farkını kazançtan istisna edemiyorsun. Vergilendirmek zorundasın. O projenin o maliyet acayip de bir maliyet oluyor. Yani milyonları geçen bir maliyette oluşuyor. Hele, hele bunu bu kim karşılayacak? Yani ve bunun bir şeyi yok. Gerçekten burada bir büyük bir sorun. Bu teknoparklarda bu tip olay halen daha çözülmüş değil. Onu vurgulamak istedim. O kazanç olağan dışı kazanç oluyor mu ki? Kur farkı kazancı orada. Yani döviz hesabı bantamdaki tabii örneğin aldığınız avansı aldığınız yazılım yapıyorsunuz. Avans alıyorsunuz döviz olarak. Bankada değerlendiriyorsunuz. Onlar istisnaya tabi değil. Bazen asıl kazancı geçiyor onlar mesela. Evet. Mesela serbest bölgelerde bununla ilgili bir özelliği var herhalde. Serbest bölgelerde istisna. Evet. Eğer esas faaliyetle ilgiliyse esas faaliyet örneğin serbest bölgede satılan bir mamul için alınan alacaktan dolayı doğacak kur farkı istisnaya tabi. Ama evet. Teknokent'te yok. Teknokent'te de istisna olarak değerlendirildi bir süre. Fakat Maliye Bakanlığı aksine bir özelge verdi ve istisna artık değil. Ama ben istisna ederim ve yargıya giderim diyeniniz varsa o ayrı bir olay. Değil mi Tuncay Bey? Geri ödeme koşuluyla alınan destekler var. Onlar zaten geri ödeneceği için vergiyle bir ilgisi yok. Ancak geri ödemesiz alınan destekler var ki işte KOSGEB'den ya da özellikle TÜBİTAK'tan alınan hibe destekler var. Bunlar dışarıdaki firmalardan biraz farklı. Dışarıdaki firmalar ne yapıyoruz? Onu özel fonu alıyoruz. Yine vergiye tabi tutuyoruz ama özel fonu alıyoruz. Fakat Teknokent'te doğrudan kazançla ilişkilendiriyoruz. Fakat vergiye tabi tutmuyoruz. Kazançla ilişkilendiriyoruz ama vergiye tabi tutmuyoruz. Biri bir şey mi? Hocam ben sordum. Hesaplamaya tabi tutmuyorum ama KOSGEB'den gelen bir şey. Doğrudan kazanç o ama istisna kazanç. Teknoloji geliştirme bölgelerinden bölgede istisna kazanç olarak tamam.
Evet. Örneğin Ulutek'te faaliyet gösteren XAŞ TÜBİTAK'tan 500 bin TL hibe destek almıştır. Bankalar borçlu, 602 nolu hesap alacaklı. Ancak bu 602 nolu hesap gelir tablosuna giriyor. Kurumlar vergisi beyannamesinde istisna, herhangi bir orana morana hesaplamaya tabi olmadan istisna. Hani burada da yine arkadaşların, bazı arkadaşların karıştırdığı bu tip TÜBİTAK projelerinde herhangi bir rapor, yemini raporu aranmıyor. Diğer Teknopark bölgede olmayanlar da aranıyor ama burada aranmıyor. Bazen onunla ilgili karıştırılıyor. O ne demek? Sadece şeyde zaten, ARGE merkezlerinde artık. ARGE merkezlerinde. ARGE indirimi nedeniyle yok. Zaten Teknokent kazanç istisnası içine giriyor zaten. Evet. Müşterek genel giderlerin dağıtımı var. İstisna kapsamına giren faaliyetlerle bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderlerin bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı şeklinde hesaplanır. Örneğin teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren XAŞ müşterek genel gideri 20 bin, istisna kapsamına giren faaliyetlerin maliyeti 30 bin. O halde istisna kısmında hangisini yazacağız? İstisna kazancı maliyeti 30 bin, istisna kazancı maliyeti 120 bin. Toplam maliyet 150 bin olduğuna göre istisna kazançla ilişkilendireceğimiz genel yönetim gideri ne olur? 30 bin bölü toplam harcamalar olur. O da ne oluyor? %20. Demek ki bu örnekte müşterek genel giderlerin %20'sini istisna kazancı hesaplamada dikkate alacağız. Geri kalanı istisna olmayan kazançta. Evet. Amortismana tabi demirbaş, makina benzeri iktisadi kıymet kullanıyoruz. Burada da esas olan o amortismana tabi iktisadi kıymetin hangi işte kaç gün çalıştırıldığının hesabını yapmak. Doğrusu bu. Biliyorsunuz yıllara yaygın inşaat işlerinde de aynı şekilde. Ancak bazı özellikle demirbaşların hangi işte ne kadar kullandırıldıkları belli olmayabilir. Bu durumda da müşterek genel giderlerin dağıtımı oranı ile yapılabilir. Efendim. Şimdi hocam bu dağıtım yapmak ihtiyar mıdır, zorunlu mudur? Onu sormak istiyorum. Zorunlu. 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 Ha şu varsa bütün örneğin sipariş üzerine şey yapıyorsunuz, proje yapıyorsunuz. Dolayısıyla sipariş üzerine proje yaparken tamamı zaten istisnaya tabi. Orada herhangi bir ayrıma gitmeye gerek yok. Ancak bir taraftan sipariş üzerine proje yapıyorsunuz, bir taraftan kendinize proje yapıp seri üretim şeklinde satıyorsunuz. Bir taraftan da istisnaya hiç tabi olmayan alıp satım işi yapıyorsunuz. Yapabilirsiniz. Bir engel yok mesela. Yok. Ben şu anlamda hocam. Benim firmam birebir somut olarak söyleyeyim. Proje üretiyor. Ben bunları ayrı hesapta takip ediyorum. Onun haricinde de hizmet veriyor. İnternet ortamında. Tamam, ayrımı yapmak zorundasınız. Çünkü ama ben bu ayrımı maliyet oranında yaptığım zaman çok farklı bir tablo çıkıyor. Öyle bir zorun. Yani bu ayrımı yaparak amortisman ilgili proje ayırmak zorunda mıyım? İhtiyar mıdır? Onu sormak istiyorum ben. İhtiyar yoksa ayrımı bu yapmak, ayrımı demirbaş yapmak veya amortismanlarla ilgili tamamını ben diğer hizmete aktarsam, proje iç aktarmasam olur mu? Olur. Niye, onu demem. Onu çok sormak istiyorum. Tabii, niye çok vergi ödedin demez kimse. Ya şimdi şunu demek istiyorum. Ben öbür tarafa iç yazılımı aktarmazsam zaten hepsi istisna benden. Öbür tarafta maliyetimi aktarırsam iç olmasa onun maliyetinde ödeyeceğim bu kurumlar vergisi ya düşer. Ya şöyle, hayır özür dilerim, orada yanlış söyledim ben. Hayır.
projeye pay vermezseniz... Hiç vermek istemiyorum. Vermezseniz... Ya zorunlu mudur zaman, işte onu sormak istiyorum. Zorunlu çünkü siz o zaman daha az verme sonucuna ulaşırsınız. Daha az vergi verirsiniz o zaman. Tabii ki yorum oraya çıkıyor da ben kanunen zorunlu mu değil mi onu öğrenmek istedim. Zorunlu. Eğer kullanılıyorsa zorunlu. Tamam. Kullanılıyorsa hocam. Zorunlu. Tamam, teşekkür ederim. teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren YAŞ'nin müşterek olarak kullandığı makineler için 60.000 TL amortisman ayırmış. Makineler istisna kazanç kapsamında faaliyetlerde yıl içinde toplam 108 gün, diğer faaliyetlerde de 252 gün kullanılmış ise toplam 360 gün kullanılmış. Dolayısıyla biz ayrımı yaparken 108 bölü toplam 360'a böldüğümüz zaman %30'unu yani amortismanın 60.000'in %30'unu 18.000 lirayı istisna kazançla ilişkilendireceğiz. Geri kalanı da istisna olmayan kazançla ilişkilendireceğiz. Buyurun. Şimdi az önceki konuyla ilgili de amortismana tabi iktisadi kıymetlerden pay vermeme durumundan bahsettik. Şimdi eğer teknoparkın içerisindeki proje henüz gelir elde etmiyorsa, henüz şirket yeni ise yine de pay vermekte zorunlu muyuz? Yine de pay vermek zorundasınız. Çünkü onları aktifleştireceksiniz ya. Eğer pay verip şimdi proje henüz bitmediyse, yıl sonunda yaptığınız projeyle ilgili yaptığınız giderleri 263 nolu hesapta biriktirmenizi aktifleştirmeniz gerekecek ya. Evet. Eğer oraya aktarmazsanız projeyle ilgili olanları bu durumda tamamını siz zarar yarmış olacaksınız ve ödenecek vergiyi kurumlar ya da gelir vergisini azaltmış olacaksınız. Dolayısıyla yanlış olur. Teşekkür yani ederim. Her yıl o ayrımı yapmanız lazım. Evet, her şirket gibi Teknokent'teki şirketler de elde ettiği kazancı bir süre sonra ortaklara dağıtmak durumunda. Ortaklar kar elde etmek için, para kazanmak için şirket kurarlar. Dağıtım esnasında dışarıdaki firmalardan hiç farkı yok. Dağıtırken yine stopaj yapılacak. Şu anda güncel olarak %10 stopaj yapılacak. %10 stopaj yapıldıktan sonra da elde edilen gelirin tutarına bakarak ya beyanname verecek ya da vermeyecek. Ama Teknokent'te diye herhangi bir istisna yok kazancın dağıtılması esnasında. Evet. Projeyle ilgili yapılan harcamalar bitinceye kadar gelir tablosu hesapları ile ilişkilendirilmeyecek. Dolayısıyla bir takvim yılından fazla süren projelerde her yıl sonunda proje ile ilgili yapılan giderler 263, bazıları 260 nolu hesabı kullanıyor ama ben 263'ün kullanılması gerektiğini düşünüyorum. 263 nolu hesapta proje aktifleştirilmesi gerekiyor. Projeler bittiği zaman %20 oranında yani 5 yılda amortisman ayırmaya başlayabilirsiniz. Ancak bittiği yılda eğer proje tamamen satılacaksa o durumda amortisman ayırmadan tüm biriken maliyeti maliyet olarak satış bedelini de gelir olarak yazıp aradaki farkı vergilendireceğiz. Ama yok eğer satılmadığı sürece bu takdirde her yıl %20 amortisman ayırmak durumundasınız. Eğer seri üretim yapılıyorsa seri üretime
o amortismandan pay verebilirsiniz. Vermeniz gerekiyor zaten. Evet. Evet, gelir ve kurumlar vergisi kazancı ile ilgili durum bu. O konuyla ilgili kafanıza takılan soru varsa şimdi de sorabilirsiniz. Sunumun sonunda da sorabilirsiniz. Daha sonra da arayıp sorabilirsiniz. Şimdi ücretlerde gelir vergisi istisnası. Üstad, benim bir sorum var az önce konuyla ilgili. Kar dağıtımlarında stopaj uygulaması devam ediyor. Efendim? Kar dağıtımlarında normal, klasik. Burada şahıs firması kurmak daha mı avantajlı oluyor evet, acaba? Evet, şahıs firması kurmak ya da kolektif şirket, işte o da şahıs evet, şey gelir vergisi beyanlarımız. Şirketi oluyor. Hı-hı. Kolektif şirketi kurmak en karlı gibi görünüyor. Ulutek herhalde şahıs firmalarını kabul etmiyor diye biliyorum. Ömer abi kolektif doğru şirket, mu? Kolektif şirket değil var. Mi? Kolektif şirket var. Şahıs hatta firması. Şahıs firması da var. Var mı? Var. Hı. Şu anda az önceki örnekte bahsettiğiniz gibi satılmayan, daha doğrusu biten proje aktifleştirdikten sonra 5 yıl boyunca işte amortisman uygulanmak suretiyle itfaiye ediliyor ya. Orada proje eğer satılmazsa, beyefendinin az önce bahsettiği gibi geçmiş proje mesela, o projeden ayrılan amortismanlar tabii kanunen kabul edilmiyor olacak. Tabii. Sonrasında satılması durumunda da o aktifleştiren tüm maliyet bir şekilde dikkate alınmamış olacak. Doğru, doğru. Şunu demek istiyor Murat Bey. Diyor ki proje bitti. Proje bittikten sonra amortisman ayırmaya başladım. Proje duruyor bende, satmadım. Fakat amortisman süresi de bitti. 5 yıl geçti aradan, 6. yılda sattım. Evet, maalesef 6. yılda maliyet alacak hiçbir şey kalmıyor. Ve o 5 yılda kanunen kabul edilmeyecek. Efendim, ayırmak zorunda mıyım? Ayırmayabilirsiniz. Ayırmayabilirsiniz ama bekletip onu daha sonra maliyet yazamazsınız. Aynen dışarıda olduğu gibi otomobilinize ya da bir makinanıza amortisman ayırmak zorunda değilsiniz. Ama örneğin enflasyon düzeltmesinde ayırmış gibi kabul ediyor. Yeniden değerleme yaparken ayırmış gibi kabul ediyor. Satarken ayırmış gibi kabul ediyor. Öyle. Yani doğrusu ayırmak. Zorunluluk yok. Önemli olan zorunluluk yok ama önemli olan dediğim şekilde o hataya, vergilendirmede o hataya meydan vermemek. Vergilendirme güzel bir konuya değinmek. Şimdi ben maliyetimde 1 milyon olan 2017'de ayırdım. Siz diyorsunuz aradan 5 sene geçti, 2003 yılında satarsınız onu. Onun maliyeti 1 milyon değil abi. Sıfır. Sıfır. Evet doğru. Ama sıfır. Onu ayırmadım abi. Ayırmadınız abi, sıfır. Ayırmış gibi kabul. Evet. Hocam. Yani ihtiyari değil. Hocam. Biliyorsunuz biz tam amortismanlarla da bağlantı kuracak. Belirli limit açtıktan sonraki amortismanları 689'a attığımızda biz tam amortismanlardan sattığımız zaman devlet diyor ki bunu kumlar vergisini ilave et. Şimdi bunda bu çelişiyor bu durumda. Şöyle ama. Şöyle orada zamanında kabul etmediği bir gider var. Onu diyor şeyden indirebilirsin diyor. Kurma vergisi matrağından indirebilirsin. Zamanında kabul etmediği %30'lu kısım. Ama benim bildiğim amortisman ihtiyaridir hocam. İhtiyaridir ayırmak. Yok. Nasıl? İhtiyaridir. Amortisman vergi, ihtiyaridir. Vergi usul kanununa göre ihtiyaridir. Evet. İhtiyaridir. Ama bunu tamam ihtiyaridir ayırmayabilirsiniz. Tamam. Ancak ama ben halde, siz yine diyorsun ki o 1 milyon maliyeti sıfır olmuş. Evet. Yani. Ama dilediğimiz biçimde kullanamayız. Da yani vergi üzerinde de 1 milyon benim amortisman. Yok. Onu o vergi incelemesinde çıkarılır, onu söyleyeyim. Hocam şimdi hesaplama yaparken faiz giderlerini işleme almamışsınız. Faiz gelirlerini alacağız mı işleme?
Efendim? Faiz gelirlerini 642'deki. Evet, kişisine tabi olmadan alacaksınız. Yani temettü gelirleri var mı? Kamyo karları, onları işleme alacağız, evet, mı? Evet. Tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, kurumlar vergisi ve gelir vergisinde olduğu gibi ücretlerde de ARGE ve ARGE tasarım ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili olarak ücretlerinde 31.12.2028 tarihine kadar yine istisna uygulanmakta. Bu istisna 1.1.2022'den itibaren yeni sistem var. Daha önce biraz farklıydı. Asgari ücretten dolayı hesaplanan gelir vergisi düşüldükten sonra kalan vergi yine hesaplanıyor. Varmış gibi hesaplanıyor ki var zaten. Ancak muhtasar beyannamede aradaki fark indiriliyor. Şeyin, mükellefin, proje sahibinin, müşterimizin hesapladığı gelir vergisinden muhtasar beyannamede o indiriliyor. ARGE projesinde çalışanlar için söylüyorum. Dolayısıyla daha önce tartışmalı olan ama bu uygulama ile beraber netleştirilen bir şey var. Teknokent'teki gelir vergisi, ücretlerdeki gelir vergisi istisnası tamamen işverene kalıyor. Ücretlinin burada elde ettiği bir şey yok. Yani bir stopaj istisnası oluyor. Stopaj istisnası oluyor. Evet, doğru. Stopaj istisnası oluyor. Destek personeli sayısı %10'u geçemez. Ancak geçen yıldan beri yine önceki yıldan beri uygulanan sistemde Teknokent'te 15'e kadar çalışan sayısı ARGE ve destek ARGE ve ARGE projelerinde çalışan sayısının 15'ten aşağı olan firmalar için bu oran %10 yerine %15 uygulanıyor. Dolayısıyla 15 ARGE personeli olan bir firmada 3 tane destek personeli çalıştırılabiliyor. Şimdi SSK'da her ne kadar konumuza girmiyor ise de girecek. İşverenin borcu olduğu zaman kesinlikle yararlandırmıyor. Efendim? İşverenin sigorta borcu varsa SSK işveren prim payından yararlandırmıyor. Fakat gelir vergisinde yararlandırıyor. İşverenin borcu da olsa. Aslında yani eskiden işçinin olduğu için yararlandırmıyor. Şimdi işverene geçti diyorsunuz. Ondan şey da yararlandırmaması şöyle, lazım. Önemli bir şey de bahsettiniz aslında. Şimdi 4691 sayılı kanuna göre SGK teşviğinden faydalanmak için şart olan ödeme değildir. Şart olan prim bildirgesinin süresi içinde verilmesidir. Süresi içinde verildikten sonra ister ödesin işveren, ister ödemesin bu teşvikten faydalanır. Ancak maalesef özellikle Bursa, benim Ankara'da ile de ilişkim oldu, İstanbul'a da ilişkim oldu. Öyle bir şikayet yok. Ama Bursa diğer teşviklerde olduğu gibi mesela %5'lik indirim var ya, orada mesela ödeme şartına bağlı. Aynen onun gibi uygulama yapıyor. Ama bir şey yok. Yasal tarafı yok. Onu bilmiyordum, yeni öğrendim. Efendim? Onu bilmiyordum, yeni öğrendim. Mesela. Yasal tarafı yok. Bir mali müşavir arkadaş söylemişti bundan yıllar önce. Ona da aynı şeyi söyledim. Ama ona herhangi bir kanun metni olmadan sadece bir SGK'dan gelen ama bir dayanağı olmayan bir yazı vardı. Bana yazıyı da göndermişti. Ödemeden uygulayamazsınız gibi bir yazı gönderildi ama yasal altyapısı yok yani. Teşekkür ederim hocam. Yani. Sağ olun.
iki tane örneğimiz var. Örnekleri burada çok rahat göremezsiniz ekranda. Ancak sunumu aldığınızda göreceksinizdir. Birinde brüt ücret 20 bin lira. İkisinde de brüt ücret 20 bin lira. Pardon. Aylık brüt 20 bin lira. Ha, birinde de net 20 bin lira şey yaptık. Şimdi orada şunu göreceksiniz. Brüt 20 bin lira olan ücret yıl sonuna doğru 14 bin liraya kadar iniyor. Herhangi bir TOKİ'de vergi yok ya işçiden, ama var işte. Herhangi bir vergi gelir eksi ödenmemesine rağmen 14 bin liraya kadar iniyor. Ancak bunu örnek 2'de olacağı gibi net 20 bin olarak şey yaptığınızda da yıl sonuna kadar sürekli her ay artan bir brütü göreceksiniz. Dolayısıyla TOKİ firmalarında çalışanlarla yapılacak sözleşmenin doğrusu net üzerinden anlaşmaktır ki zaten firmalarda bildiğim kadarıyla öyle yapıyor. Zaten çalışanlar da bunu zorluyor. Aksi takdirde tartışma olur. Zaten dışarıdaki firmalarda da genellikle çalışan eğer beyaz yakalı değilse şey olarak net olarak istiyor. Yani ne ödenip ne ödenmediğine bakmadan net olarak istiyor. Evet, şurada var. Sunumda göreceksiniz. Dediğim gibi. Evet. TOKİ'de salgınla beraber uygulamaya başlanan uzaktan çalışma sistemi var. Yalnız baştan şunu söyleyeyim. Bir uzaktan çalışma durumu var TOKİ'de. Geçici olarak uygulanıyor tabii. Bir de sürekli olan, öteden beri olan ve bundan sonra da olacak olan proje kapsamında dışarıda geçirilecek süreler var. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Bazen oradaki firmalar ve firmalardaki arkadaşlar bazen karıştırabiliyor. Çünkü meslektaşlarımız da bu konuda haklılar. Böyle sürekli karşılaşılan bir durum değil. Firma sayısı sınırlı zaten. 180 tane firma var. Yani 5000 tane meslektaşımızdan yani ya bir firması oluyor arkadaşın ya iki firması oluyor. Dolayısıyla zaman alıyor bir takım şeylerin oturması için. Şimdi burada uzaktan çalışma ile proje kapsamında dışarıda geçirilecek süreleri ayırmamız lazım birbirinden. Uzaktan çalışma 31.12.2023'e kadar geçici olarak uygulanacak bir sistem. Ve diyor ki burada Cumhurbaşkanlığı kararı ile TOKİ'deki firmada ARGE personeli çalışma süresinin %75'ini TOKİ'de uğramadan, nerede olduğunu sorgulamadan, evden, başka bir yerden çalışıp istisnadan faydalanabilir. Ancak bu %75'in hesabında geri kalan %25'i orada geçirme koşuluyla. Yani şunu demek istiyorum. 30 günlük tatiller dahil 30 günlük bir çalışma süresi var. Bu 30 günün 22,5 gününü dışarıda geçirebilirsiniz. Ancak 7,5 gününü orada TOKİ'nin içinde olmanızı belgelemek koşuluyla. Yani şunu yapamayız. Nasılsa benim %75 dışarıda hakkım var. %75'ten yararlanırım. Geri kalanı gelmem. Ondan da yararlanmam. Yok öyle bir şey. Yani o %75'e oranla içeride de süreyi geçirmeniz gerekiyor. Herhangi bir belge de aranmıyor. Bu %75'lik çalışma için 31.12.2023'e kadar. İsterseniz çalışan sayısının %75'i ya da çalışma süresinin %75'i hangisi firmanın işine geliyorsa
onu uygulayabilir. Yani çalışma saatini hesaplarsınız. Çalışma saatinin, toplam çalışma saatinin %75'ini dışarıda geçirebilir ya da çalışanların, çalışan sayısının %75'i uzaktan çalışabilir. Sayı daha avantajlı mı hocam? Çalışan sayısı daha avantajlı mı? Her firmaya göre değişebilir. Yani her şartlara göre değişebilir. Şimdi bir de dışarıda proje kapsamında dışarıda geçirilecek süreler olayı var. Bu öteden beri uygulanıyor. Bundan sonra da uygulamaya devam edecek. Herhangi bir zaman kısıtı da yok. Ayrıca proje kapsamında dışarıda geçirilecek süre %10 da olabilir, %25 de olabilir, %65 de olabilir. Eğer dışarıda geçirilmesi gereken süreyi siz uygun belgelerle kanıtlayabiliyorsanız dışarıda geçirilebilir. Nedir bu dışarıda geçirilebilir süre? Örneğin saha araştırması yapılacak proje için. Örneğin o proje için çalışan eğitime gönderilmesi gerekiyor. Ondan sonra ya da o proje için başka Ar-Ge firmalarının incelenmesi gerekiyor. Ya da buna şey de dahil, dışarıda geçirilecek sürelere de üniversitelerde lisans üstü eğitim ve doktora çalışmaları da bu süre kapsamına giriyor. Ancak dediğim gibi burada zaman kısıtı yok. Yönetici şirkete bildirilecek, bildirmek koşuluyla ve hakem heyetinin de uygun görmesi koşuluyla dışarıda çalışma süresini ayarlayabilirsiniz izah ettiğiniz sürece. Fakat bu dışarıda çalışma süresinin mutlaka belgelenmesi gerekiyor. Yani bir personeli proje kapsamında dışarıya gönderiyorsak gittiği yerden bir belge alıp o dosyaya konması lazım. Güncel olarak bu belgeyi kimse sizden istemiyor. Ama vergi incelemesi geldiğinde proje kapsamında dışarıda geçirilecek süreler mutlaka sorgulanır ve belgelendirilmeleri istenir. Hak kazanılmış hafta tatili, yıllık ücretli izin süreleri, ulusal bayram ve genel tatillerdeki sürelerde istisna edilen ücretler kapsamına girer. Ancak 45 saati haftalık 45 saati geçen ve ek çalışma süresinde geçen çalışma süreleri istisna kapsamında değerlendirilmez. Prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de ücret tanımının içine girdiğinde, gelir vergisi açısından ücret tanımının içine girdiğinden bunlar da istisna kapsamında değerlendirilir. Orada da bir kısıt yok. Üst düzey yöneticilere ödenen ücretler var. Ortaklara ödenen ücretler var. Yönetim kuruluna ödenen ücretler var. Bu konuda da tereddütler oluşuyor Teknokent'teki firmalarda. Tereddütler oluşuyor. Ayrıca hatalar da yapılıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Şöyle, üst düzey yönetici düzeyinde olanlar da istisnadan faydalanır. Ortaksa bir şirkette ortak da yararlanabilir. Yönetim kurulu üyesi ise yönetim kurulu üyesi de yararlanabilir. Ama ortak ve yönetim kurulu üyesi ise özellikle yönetim kurulu üyesi ise şuna dikkat etmek lazım. Şimdi yararlanılan süre Ar-Ge projesinde çalışılan süre. İster çalışan olsun, ister ortak olsun, ister yönetici olsun. Orada geçirdiği süre istisna kapsamında. Ancak şu hatayı yapmayalım. Limited şirket ya da anonim şirket bir karar aldınız. Dediniz ki 2023 yılı için ortağa huzur hakkı olarak ayda 50.000 TL ödenecektir dediniz
ve bir karar aldınız. Hiç istisnadan faydalanamazsınız. Projede çalışta da faydalanamazsınız. Çünkü öyle denmemesi lazım. Eğer bir karar alınacaksa denmeli ki örneğin yönetim kurulu üyesi Ahmet bilmem ne projede çalışması karşılığı şu kadar ücret alacak. Hiç huzur hakkı ödenmeyecek dediğiniz zaman olay biter. Dolayısıyla huzur hakkı ile projede çalışma süresi için alınan ücreti birbirinden ayırmak lazım. O hatayı yapmamak lazım. İhbar tazminatı doğru... Tabii buyurun. Duyamadım mikro. Efendim? Verebilir tabii. Yani dedim ya şu kadarı huzur hakkı, şu kadarı proje çalışması ile ilgili. Dediğiniz zaman o proje çalışması ile ilgili olan kısmı istisnaya tabi tutabilirsiniz. Eğer kart basarak orada çalışıyorsa sorun yok. Ama dışarıda geçirilecek süre kapsamında projede yer alıyorsa gittiği yerden o da belge alacak. Aynı kurallara o da tabi. İhbar tazminatı doğrudan ARGE çalışması ile ilgili olmadığı için gelir vergisi istisnasına tabi değil. İstisna kapsamında çalışanların denetimi yönetici şirket tarafından yapılıyor. Bildiğiniz gibi her ay bir takım puantajla ilgili bir takım belgeleri derleyip mali müşteri olarak onaylayıp yönetici şirkete veriyorsunuz. Orada sizin yükümlülüğünüz biter. Ancak yönetici şirkete verdiğiniz belgelerin bir nüshasında saklayıp gerektiğinde, istenildiğinde vergi inceleme elemanına ibraz etmek gerekiyor. Ücretlerde damga vergisi istisnası, ücretler Teknokent'le ilgili ödenen ücrette damga vergisi kesilmez. Damga vergisi kesilmez. Kıdem tazminatı yine doğrudan ARGE çalışması ile ilgili olmadığı için damga vergisine tabi. Ücretlerle ilgili kafanıza takılan şey varsa yine şey yapabilirim. Ali abi öncelikle kıymetli sunumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bursa olarak bu noktada her zaman her konularda yanımızdasınız. Diğer konularda da yanımızdasınız tabii ki kuşkusuz. Oda yönetimindeki arkadaşlara da biz de teşekkür ederiz aynı zamanda. Nitelikli böyle bir eğitim için nitelikli bir insanı davet ettiğinizden dolayı. Ali abi olay şu, teknokentlerde çalışan şirket ortakları ile ilgili olarak projelerde çalışan kişilerle ilgili olarak elde etmiş oldukları ücretler yüksek olması sebebiyle 2023 yılında gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerektiğini daha önce telefonda da görüşmüştük aynı zamanda. Bu konuyla ilgili olarak atıfta bulunursanız sevinirim açıkçası. Tabii şöyle sadece ortaklarla ilgili değil. Ortak olmayıp da çok yüksek ücret elde edenler var. Teknokentlerde özellikle yazılım firmalarında ücretler oldukça yüksek. Dolayısıyla aynen dışarıda olduğu gibi her ne kadar ücret ödemiyorlarsa da zaten ödeniyormuş gibi bir hesaplama yapıyoruz. Beyana tabi ücret sınırını aştığı takdirde beyanname vermek zorunda. Ancak zamanının tümü projede geçiyorsa herhangi bir vergi çıkmıyor. Sadece hesaplama yapıyorsunuz. Beyanname veriyorsunuz. Olay bitiyor. Beyanname verme sınırını geçiyorsa Teknokent'te çalışan biri ister ortak olsun ister olmasın
mutlaka beyanname verilmesi gerekiyor. Ama beyanname verilmesi mutlaka bir ödeme çıkacağı anlamına gelmiyor. Şubat 2022'den itibaren bu. 1 Şubat 2022'den önce böyle değildi. Tamam. Az önce bir meslektaşım şunu ifade etmişti. Mikroketlerde şahıs firması kurmak daha doğrudur şeklinde bir cümle kullanıyor. Kurabilir miyiz dedi. Kurabilir miyiz dedi. Kurmak daha mantıklıdır şeklinde sizlerin de tespit edici bir cümlemiz oldu orada. Ben bu konudaki görüşe katılmıyorum. Senin görüşünden de katılmıyorum. Gerek şirket olarak kurulduğu takdirde projelerde çalışan yönetim kurulan zamanında giderleştirme imkanı söz konusu olabilir. Dolayısıyla şahıs firmalardan bu noktada olamaz. Bu noktada aynı zamanda teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalar, gayrimenkul maddi hakkı elde eden firmalar, yenilikçi firmalardır. Yurt dışı satışlarından ya da şirket satışlarından bir problemle karşı karşıya kaldık. Bunu şimdi bunu firma bazında değerlendirmek lazım. Firma bazında değerlendirmek lazım. Şahıs firması kurulur mu? Kurulabilir. Vergi açısından avantaj olabilir mi? Olabilir ama olmayabilir. Biraz her firmanın özelinde bir hesaplama, değerlendirme yapmak lazım. Özellikle en son bahsettiği dışarıya satış yapılacakken, evet, kurum olursa daha bir farklı bakılıyor. Onu firma bazında değerlendirmek lazım. Yoksa mevzuat izin veriyor. Her ikisine de izin veriyor. Evet, ama kolektif şirket olarak örgütlenen bir iki kişiyi tanıyorum. Durumlarından oldukça memnunlar. Evet. Evet. Katma değer vergisi istisnasına geçiyoruz. Şimdi bu sadece yazılımı ilgilendiriyor bu arada. Katma değer vergisi kanunun geçici 21. maddesiyle 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna olduğu süre içinde sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel internet ve oyun ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslimleri KDV'den istisnadır. Ancak kanunda yazılımın farklı kişilere satılması, CD ortamında satılması KDV istisnasına engel değildir der. Kanun böyle söylüyor. Ancak bayi kanalıyla satılmasında zaten bayiye yapılan satış KDV'den istisna, bayiden müşterilerine yapılan satış KDV'den istisna değil. İstisnaya girmeyen teslimlerde işte bakım, destek, network uygulamaları, işlevlerini yerine getirmek için kullanılan ürün, aygıt, eşya, web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri, bir de Ar-Ge çalışmaları bu kapsama girmez. Yazılım için alınan mal ve hizmetlerde ise KDV indirim konusu yapılabilir. Bu 2019'dan önce istisna edilen yazılımla ilgili alınan mal ve hizmetlerde KDV ödüyorsunuz ama indirim konusu yapamıyordunuz. 2019'dan sonra yapılabiliyor. KDV'yi bildiğimiz gibi indirim konusu yapabiliriz proje için alınan. Danışmanlık hizmetlerinde KDV var.
yüklenen KDV'yi indirebiliyoruz. İhraç ettiğimizde de hizmet ihracatı kapsamında zaten KDV'den istisna şey olmasa bile evet, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan bir firmanın bu bölgede ürettiği hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı satışı ile bu yazılıma yönelik güncelleme işi KDV'den istisna ancak şu karıştırıyor kafaları. A limiti bu KDV uygulama tebliğindeki örnek şu örnek kafaları bulandırıyor. A limiti şirketinin teknoloji gelişme bölgesindeki faaliyetleri neticesinde ürettiği bir ürünün lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı KDV'den istisna, diğer kısmı istisna değil diyor. Şimdi az önce kanunda ne demişti? Yazılımın KDV'nin istisna olduğunu, birden fazla kişiye satıldığında da CD ortamında satıldığında da KDV'den istisna olduğundan bahsedildi. Ancak katma değer vergisi uygulama tebliğinde böyle bir örnek var. Bu da kafaları karıştırıyor. Birden fazla kişiye, şimdi yazılımın seri üretimi nedir? Bir anlamda birden fazla kişiye satıştır yani. Önce kanunda o da istisna diyorsun. Sonra geliyorsun seri üretimi yapıldığında yazılımda KDV gayri maddi hakka isabet eden kısım KDV'den istisna, geri kalan KDV'den istisna değil dendi. Ve bu KDV uygulama tebliğinden sonra vergi inceleme elemanları da yazılımların satışında birden fazla yapılan satışı seri üretim satışı olarak değerlendirmeye başladılar. Maliyenin bakış açısı genellikle böyle şu anda. Fakat hepiniz yazılım satın alıyorsunuz. Halen harıl harıl aynı yazılım bana da geliyor, size de geliyor, başkasına da geliyor. Yazılımdan KDV'den istisna edilerek geliyor. Bence kanuna da uygun. Ama Maliye Bakanlığı'nın bakış açısından şu anda uygun değil. Maliye Bakanlığı diyor ki eğer yazılımı doğrudan kiralamıyorsan, satmıyorsan, satarsan zaten sorun yok. Birden fazla kişiye satarsan aynen kurumlar vergisinde olduğu gibi orada da bir ayrıştırma yapacaksın. Bu ayrıştırmaya göre gayri maddi hakka isabet eden matrağı KDV'ye tabi tutacaksın. Gayri maddi hakka isabet etmeyen matrağı da KDV'ye tabi tutacaksın gibi bir ifade var. Bu da fatura keserken zorluyor müşterileri. Çünkü yani kimi kanuna dayanarak istisna ediyor. Kimi tebliğe uyayım diyor. Her ikisinde de hata payı var. Çünkü seri üretimin hesaplaması da net değil. Evet. Ali abi, bu cümleden şöyle bir durum çıkartılabilir mi? Şimdi pazarlama faaliyetleri istisna kapsamında olmadığından dolayı, kazanç istisnası kapsamında olmadığından dolayı bunu bu cümleden zorlayarak, cümleyi zorluyorum burada, pazarlama faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin KDV'de istisna olmadığı konusunda bir çıkarım yapamaz mıyız burada onu bu cümleden? Hayır, onu demek istiyorum zaten. Onu söylüyorum. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Dolayı olanları KDV'ye tabi tutacaksın demek istiyordu. Şeyde de aynısını söylüyor. Kurumlar vergisinde de aynı. Zaten amaç o. Pazarlama faaliyetlerinden elde edilecek geliri ayır diyor. Onu kurumlar vergisinde de tabi tutacağım. KDV'ye de tabi tutacağım. Pazarlama faaliyetinin dışında gayri maddi hakka isabet edeni vergiye tabi tutacağım. KDV'ye tabi tutacaksın. Bazı akademisyenler diyor ki her ne kadar bu böyle diyorsa bile bu ifade yanlış. Ancak yazılım seri üretim yazılımda seri üretim şu şekilde olur diyor. Yani CD ortamında satışta filan bir şey yok da bazen gidip marketlerden kutu biçiminde yazılım, kutular içinde yazılımlar alıyoruz. Ha bir tek onlar diyor seri üretim diyor. Bazı akademisyenlerin görüşü de bu. Ama şimdi siz nasıl şey yaparsınız o biraz alacağınız ya da almayacağınız riske göre hareket etmek lazım. Ama bence yazılımda
kanuna uymak yargıda bizi kurtarır diye düşünüyorum. Evet. Seri üretim burada da karıştırıyor birazcık. Evet. Şimdi Teknokent'te yazılım KDV istisnasından faydalanmak için aynen gelir kurumlar vergisinde olduğu gibi vergi dairesine bildirimde bulunmak gerekiyor. Zaten kurumlar vergisi için ilk başta iş yerini açarken yönetici şirket bir belge veriyor. O belgeyi vergi dairesine ibraz ederek istisnadan yararlanmaya başlıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Fakat gün gelir istisnadan vazgeçmek isterseniz, bu da mümkün. Her ne kadar ben Teknokent'te yazılım yapıyorum ancak istisnadan faydalanmıyorum, müşterim öyle istiyor diyebilirsiniz. Öyle müşterilerle de karşılaşıyoruz. Yapabilirsiniz. Ancak dilekçeyi verdikten sonra 3 yıl içinde vazgeçemezsiniz. 3 yılın bitiminde de yeni bir dilekçe vermezseniz bir 3 yıl daha uzar. Buna dikkat etmek gerekiyor. İstinaddan vazgeçerseniz. Bir de şöyle bir hata yapılıyor bazı Teknokent firmaları tarafından. Yazılımda KDV istisnası var ya, tamam, istisnadan faydalanıyor. Örneğin aynı yazılımı bana satıyor KDV istisnası KDV hesaplamadan. Ama müşterisinin biri diyor ki bana KDV'li sat diyor. Başka bir müşteriye de KDV'li satıyor. İşte orada hata, büyük hata. Büyük hata. Onu yapmamamız gerekiyor. Yani ya istisna edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Ayrıca şu hata da yapılıyor. Her yeni projede mutlaka KDV istisnasından yararlanacağınızı bildirmeniz gerekiyor. Gerçi vergi dairesinde bildirdiğinizde de vergi dairesinde ne bu dilekçe diyebilir büyük bir ihtimalle. Ama verin, mevzuat böyle. Her projede verilmesi lazım. Buna da dikkat etmemiz lazım. Şu ana kadar vermiyoruz, ne yapacağız? Efendim, üstüne yatın, bundan sonra verin bence. Evet. Vergi dairesi de aramıyor ama günün birinde arar. Ben bir defa verilmesi gerektiğini biliyorum. Daha önce araştırdım da onun için. Her projede verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni öğrendim. Yani ben öyle düşünüyorum. Arge için Arge'de kullanmak üzere makina alınırsa KDV'den istisna, bu da sanıyorum sık sık müşterileriniz tarafından uygulanıyor. Bunun içinde yönetici şirketten belge alıp vergi dairesine ibraz edip vergi dairesine de istisna yazısı almak gerekiyor. Aynı şekilde ithal edilecek, proje kapsamında ithal edilecek makina ve tesisat için de istisna var. Evet. Desteklenecek programlar yüksek öğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya, biyoloji, lisans programları ile yüksek öğretim kurumundan alınan görüş üzerine bakanlıkça ilan edilecek alanlarda en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden teknoloji geliştirme bölgeleri firmalarının bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadar kısmı 2 yıl süreyle bakanlık bütçesinden ödenir. Bu çalıştırılan Ar-Ge personelinin %10'unu geçemez. Yüksek öğretim kurulunun belirleyeceği, ilan edeceği alanlar henüz belli değil. Henüz belli değil. 2 yıl geçmesine rağmen henüz belli etmedi. Ama diğer fizik, kimya, biyoloji, lisan zaten öteden beri vardı. Ama yüksek öğretim kurulunun belirleyeceği alanlar henüz belli değil. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmaların doktora öğrencisi Ar-Ge personeli o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadar kısmı yine 2 yıl süre için 2 yıl süreyle ilgili destek karşılanabilir. Firma başına verilebilecek destek 2
en fazla iki doktora öğrencisi ile sınırlı. Yalnız doktor öğrencisine yapılacak destek tez ders dönemini tamamlamış ve tez aşamasına geçen ARGE personeli için geçerli. Evet. 1-1-2022 tarihinden itibaren uygulanan bir girişim sermayesi uygulaması var. Kurumlar vergisi istisnasından 1 milyondan fazla istisnadan faydalananlar için %2'sinin fona alınıp fona alınan tutarın da yıl sonuna kadar, ilgili yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklığı fonu ya da girişim sermayesi yatırım ortaklığı hissesi ya da Teknokent'teki kuluçka firmalarına sermaye olarak koymaları zorunlu. İlk uygulama bu yıl yapıldı. Yalnız bu tutar 20 milyon lirayla sınırlı. Bunun gerçekleşmemesi durumunda Teknokent firmaları, ARGE merkezleri için de aynı şey söz konusu, yararlanılan Teknokent kazanç istisnasının %20'si iptal edilir. Buyurun. ...2023 Ocak ayında... ilgili faturamı kestim. 1 milyon üzeri de istinadi tabi gelir mi olduğunu farkına vardım. Bu Nisan'da verdiğiniz kurumlar vergisinde beyanlamasında 2023 ama bakın. 2023 evet, diyorum 2020, özellikle. 2024'te veriyorsunuz. Yani 2024 sonuna kadar bir %2 yatırmak zorundayım. Öyle midir? 2020 şeyde kurumlar vergisi beyanlamasını verinceye kadar fonu alacaksınız. Tamam. 2024'ün Nisan'da. Tabii 549'da bekliyor. Evet. %2'yi ne zaman yatıracağım? 2024'ün sonuna kadar. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu sene firmalar o konuda çok beklediler. Biz de bekledik, tebliğ bekledik aslında, açıklama bekledik. Onun için genellikle herkes son günlere kaldı, biraz sıkışıldı. Çünkü girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse senedini almak veya fon almak ya da kuluçka firmasında öyle bir günde olmuyor. En az bir 2-3 gün bekleme süresi oldu. Çok zorlandı firmalar. Hiçbir açıklama yok henüz. Hiçbir açıklama yok. 5 yıldır. Efendim? 1-3-5 yıldır. Akademik çalışmalarda 5 yıldır. 1-3 diyorum 5 yıldır. Valla ben de 10 yıl diyebilirim. 1 yılda diyebilirim. Tamamen şey, tamamen şeyin çıkacak tebliğe bağlı. Yani o konuda bir şu anda bir şey yok. Belirsizlik var yani. Belirsizlik var. Bence en azından tebliğ çıkıncaya kadar bir şey aktarmamak lazım. Burada hisse senetleri çok sakat durumda. Yani eksi durum da var öyle firmalarda. Efendim? Yani hisse senedi diyor. Hisse senedi alan firmalar var. Hisse senedi de eksiye de düşebiliyorsun. Nasıl eksiye düşeceksin? Zarar edebilirsin. Zarar edebilirsin. Yani o, edebilirsin. Diyor ki ama şey diyor zaten. Yatırım yapacaksın diyor. Yoksa senin zarar kar ettiğini bakmıyor. O zaman şey doğru öngörüde bulunup böyle kamu hissesi almak lazım. Oradaki kar da bir istinaya girmez. Efendim? Oradaki o işe kar istinaya girmez. Eğer tebliğde yeni bir girebilir. Şöyle girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklar ile ilgili vergilendirmeye bakacaksın. Büyük ihtimalle girmiyor zaten onlar. Girmiyor zaten. Hı. Evet. Var. Zaten sadece şeyden dolayı iştirak kazancı senin için zaten girmiyor. Bir de teknoloji şirketlerine doğrudan sermaye desteği yapılabiliyor. Fakat ben uygulamayı da hiç karşılaşmadım. Bilmiyorum karşılaşan var mı? 31-12-2028 tarihine kadar uygulanmak üzere
bölgede faaliyette bulunanlara bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda işte NACE revizyon 2'ye göre orta yüksek ve yüksek teknoloji alanları geliştirecekleri projenin finansmanında kullanmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan destekte de bir indirim var. İndirim konusu yapılacak tutar 1 milyonu geçemez. Yalnız gelirin %10'unu öz sermayenin de %20'sini geçmemesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili de basit bir örnekle şey yaparsak XAŞ 2020 yılında 500 bin TL sermaye koyarak ortak olmuş bir Teknokent'teki bir firmaya. Şimdi dönem başı öz sermayesi 5 milyon, 2020 yılı ticari karı 2 milyon, kanunen kabul edilmeyen giderler 200 bin, kurum kazancı 2 milyon 200 bin. Şimdi yıllık sınır aşılmadı. Yıllık sınır aşılmadı. Sermaye desteği öz sermayenin %20'sini de geçmedi. Bu konuda da bir sorun yok. Dolayısıyla ancak kurum kazancının %10'unu geçiyor. Yaptığı sermaye desteği kurum kazancının %10'unu geçtiği için 221 lira olarak uygulanacak. Kurum kazancı 2 milyon 200'dü ya, en fazla %10'u kadar yararlanabilecek. Dolayısıyla 220 bin olarak uygulanacak. Evet, çok uzattık galiba. Şimdi bunun dışında sigorta primi desteği var. Sigorta primi desteğindeki uygulama aynen gelir vergisi desteğindeki uygulamaya benziyor. Bir tek fark var, onu vurgulayayım. Bir tek fark var. Gelir vergisi indiriminde prim ve ikramiye, ücret dışında prim ikramiye de ücret sayıldığı için gelir vergisi kanununa göre indirimden faydalanılıyor. Ancak sigorta primi teşviğinde işveren payının %50'si istisnaya, orada ücretin dışında prim ve ikramiyeyi benzeri ödemeleri kabul etmiyor. Onun dışında başka bir fark yok. Sorularınız varsa dinleyebilirim. Buradaki şey dikkat etmek lazım arkadaşlar. Buna akışa diyor gelir vergisi. Ücret gelir vergisi istisna edildiği sürece, eğer gelir vergisi istisna bittiyse o da bitti. SSK teşviği de yok arkadaşlar. Yani onu da devam eden bazen olabiliyor, etmemek lazım. Her ikisi için 2028 yılı son. Yani yeni bir uzatma olmazsa, uzatılıyor her 5 yılda bir uzatılıyor. Buyurun. Şimdi ARGE merkeziyiz ya da Teknokent'iz. ARGE merkezi farklı. Evet, ama şöyle şu %2'lik fon için soracağım soru. Evet, aynı. %2'lik fonumu aldım. Girişim sermayesi fonu aldım. Kurumlar vergisi beyannamemde tekrar KVK 11G'ye göre, yani 325. maddeye göre girişim sermayesi istisnası var ya, ondan tekrar yararlanmam için bir engel yok. Ama bununla ilgili çok açık da bir şey de yok. Söz de yok, bir açıklama da yok. Ama ben firmalarıma, yani bize soranlara yararlanılabilir diye görüş bildirdim de, bu konuda sizin görüşünüzü almak istiyordum. Bence de yararlanabilir. Bir engel yok. O konuda geçtiğimiz yıl sanıyorum bir tebliğ de çıktı. O konuda ayrıca da görüşebiliriz ama yararlanır. Bence de yararlanır. Teşekkür ediyorum sana. Başka sorusu olan arkadaş var mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aranızda olmaktan mutlu oldum. Ali abi, biz teşekkür ederiz. Sohbet havasında güzel bir seminer oldu. Verimli oldu. Karşılıklı sohbet, konuşmalar çerçevesinde. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Bir plaket takdimimiz olacak. Ben onunla ilgili olarak yönetim kurulu üyemiz Sayın Bünyamin Çolak'ı davet ediyorum.